Merhaba arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerindendir demiş. Bildiğiniz gibi maddenin ortak özellikleri kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıda olmaktır. Baktığımız zaman A kütle ortak özelliğidir. Hacim ortak özelliğidir. Sürtünme ile elektriklenme maddenin tanecikli yapıda olmasından kaynaklanmaktadır ve ortak özelliktir. Genleşme katsayısı ise maddeler için ortak bir özellik değil ayırt edici bir özelliktir e, tanecikli yapıda olma yine ortak özellikleri. Doğru cevap D şıkkı olacaktır diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri madde miktarına bağlı değildir? Madde miktarına bağlı olan özellikleri ortak özellik arkadaşlar. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıda olma madde miktarına bağlı ortak özelliklerdir. Öz kütle, esneklik kas sayısı ve çözünürlük ise madde miktarına bağlı değildir ve ayırt edici özelliklerdir. Tanecik yapıda olma ise madde miktarına bağlı ve ortak özelliktir. Bu yüzden doğru cevap E şıkkı 1, 2 ve 4 seçeneği olacaktır. Saf bir maddenin fiziksel halleri olan X, Y ve Z ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi x'in öz kütlesi en küçük olanmış. Bildiğiniz gibi katı sıvı gaz içerisinde öz kütlesi en küçük olan gazdır arkadaşlar. Dolayısıyla x gazdır. Z hali için donma noktası ayırt edicidir. Donma noktası sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla Z de sıvı olduğunu söyleyebiliriz. X'e gaz demiştik. Hemen buraya gaz yazalım. O zaman Y'ye ne kalıyor? Katı kalıyor. Seçeneklerime baktığımda C seçeneğinde X gaz, y katı ve z sıvı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Kütleleri bilinen iki saf sıvının farklı sıvılar mı, aynı sıvılar mı olduğu niceliklerinden hangisinin hangilerine bakılarak anlaşılabilir. Arkadaşlar maddelerin ayırt edici özelliklerine bakarak bu sıvıların aynı mı, farklı mı olduğunu anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi maddelerin ortak özellikleri kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapıda olmayıydı. Birinci öncüle baktığımız hacimler. Hemen bunu işaretlemiyoruz. Neden? Çünkü biz bu maddelerin kütlelerini de biliyoruz. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim olduğuna göre hem kütlesini hem de hacmini bilirsek biz bu maddelerin yoğunluğunu yani ayırt edici özelliğini bulmuş oluruz. Bu şekilde sıvıların aynı mı, farklı mı sıvılar olduğunu anlayabiliriz. Donma noktaları sıvılar için ayırt edici özelliktir. Dolayısıyla bu sıvıların aynı sıvılar olduğunu tespit edebiliriz. Aynı sıvıdaki çözünürlükleri de yine ayırt edici bir özelliktir. Sıvıların farklı mı aynı mı olduğunu anlayabiliriz. Bu yüzden doğru cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır diyoruz. Esneklik katsayısının ayırt edici özellik olarak kullanılabildiği fiziksel hal için yukarıdakilerden hangileri ayırt edicidir? Bildiğiniz gibi esneklik katsayısı Katılar için ayırt edici bir özelliktir. Öncüllerimize baktığımızda donma noktası sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Genleşme katsayısı katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Öz ısı ise maddenin 3 hali içinde yani katı, sıvı ve gaz içinde ayırt edici bir özelliktir. Bizden esneklik katsayısının e, ayırt edici özellik olarak kullanabildiği fiziksel hali sormuş. Yani 2 ve 3 seçeneği Bizim doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki tabloda sap bir maddenin üç farklı fiziksel hali olan X, Y ve Z için ayırt edici özellik olanlar artı olmayanlar eksi ile gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Tabloya baktığımızda esneklik sadece Y'de vardır. Bildiğiniz gibi esneklik sadece katılar için ayırt edici özelliktir. Dolayısıyla Y katıdır. Genleşmeye baktığımızda x ve y'de var. E, Y'nin katı olduğunu bulmuştuk. Genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir. Dolayısıyla x'in de sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Geriye gaz hali kaldığı için arkadaşlar z de gazdır. Zaten gazlar için genleşme ve esneklik ayırt edici özellik değildir. Sadece öz kütle ayırt edici özelliktir. Birinci öncülümüze baktığımızda molar hacmi en büyük olan x'tir demiş. Molar hacmi en büyük olan katı sıvı gaz içerisinde gazdır arkadaşlar. Yani burada z olması gerekirdi. Birinci öncülümüz yanlıştır. Z için yoğunlaşma noktası ayırt ecidir. Gazlar için yoğunlaşma noktası ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Y'nin x'e dönüşmesi ısı verendir. Y katıdır. X ise sıvıdır. Katı ısı alarak e, sıvıya dönüşür. Dolayısıyla ısı veren değil ısı alan olması gerekir. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevap yalnız iki yani Bursa seçeneği olacaktır. Sorumuza baktığımız zaman yukarıdakilerden hangileri maddenin yalnızca bir fiziksel hali için ayırt edicidir? Maddelerin ayırt edici özelliklerine baktığımızda esneklik katsayısı sadece katılar için ayırt edici bir özelliktir. Genleşme katsayısı ise katı ve sıvılar için ayırt edici bir özellik olacaktır. Çözünürlük ise arkadaşlar maddenin 3 hali katı, sıvı ve gaz için ayırt edici bir özelliktir. Bizden sadece yalnızca bir fiziksel hali için ayırt edici özelliği sorduğu için yalnız bir doğru cevap olacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuza baktığımız zaman maddenin özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. A şıkkında gazların hacmi bulunduğu kaba göre değişir. 3 litrelik bir kaba e, gazı koyarsanız 3, 3 litre hacminde olur. 1 litrelik e, bir kaba koyduğunuzda arkadaşlar 1 litre hacminde olacaktır. A seçeneği doğrudur. Sabit sıcaklıktaki sap bir katının hacmi yalnızca kütlesiyle orantılı artış gösterir. Yani siz kütleyi arttırırsanız hacimde katının ne yapacaktır? Artacaktır. Bu seçenek de doğrudur. Sıcaklığı arttırılan bir esnek balondaki gaz genleşmez. Hayır arkadaşlar esnek bir balondaki gazın sıcaklığı arttırdığınızda gaz genleşecektir ve hacim artacaktır. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısıya öz ısı denir. D seçeneği doğrudur. Kaynama noktası bulunduğu ortama göre değişen ve sıvı için ayırt edici olan bir özellikle sıvı için kaynama noktası ayırt edici bir özelliktir. E seçeneği de doğrudur. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin bir atmosfer basıştaki erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda koşullarındaki X, Y ve Z maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Arkadaşlar oda koşulları dediğine göre bunun 25 derece olduğunu bilmemiz gerekir. Demek ki 25 derecede X, Y ve Z maddelerinin fiziksel hallerini bulursak soruyu rahatlıkla cevaplayabiliriz. Hemen tabloya geliyorum. X maddesinin erime noktası eksi 70, kaynama noktası ise eksi 10 derece. Oda koşulları ise 25 derece, yani bu bu değerlerden çok yüksek. Demek ki X oda koşullarında gaz haldedir. Y maddesine baktığımda erime noktası 15 ve kaynama noktası 130. Oda sıcaklığı ise 25 derece, yani bu iki değerin arasında. Bu iki değerin arasında olduğu zaman maddemiz sıvı halde olacaktır. Z'ye baktığım zaman erime noktası 50 derece, kaynama noktası 170 derece. Erime noktası 50 derece, oda sıcaklığı ise 25 derecedir. Yani erime noktasının çok altındadır. Dolayısıyla Z maddemiz oda koşullarında katı halde olacaktır. Artık soruyu rahatlıkla cevaplayabiliriz. Birinci öncülde diyor ki X için kaynama noktası ayırt edicidir. X oda koşullarında gaz halde olduğu için gazlar için kaynama noktası ayırt edici özellik değildir. Birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda Y için yoğunlaşma noktası ayırt edici değildir. Yoğunlaşma noktası gazlar için ayırt edici özelliktir. Y'ye baktığımızda Y'nin sıvı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Z için donma noktası ayırt edicidir. Z oda koşullarında katı halidir. Katıların donma noktası ayırt edici değil. Elime noktası ayırt edicidir. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Sorumuza baktığımız zaman bir özelliğin ayırt edici olarak kullanılabilmesi için koşullarından hangilerine sahip olmalıdır? Arkadaşlar bir özelliğin ayırt edici olarak kullanılabilmesi için belirli koşullarda gerçekleşmesi gerekir. Birinci öncülümüze baktığımızda farklı ortamlarda aynı değerde olması ayırt edici özellik olamaz. Çünkü farklı ortamlarda kaynama noktası mesela ayırt edici bir özelliktir. Aynı değer çıkabilir. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Madde miktarı ile orantılı artış göstermesi madde miktarına bağlı değildir ayırt edici özellikler. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de yanlıştır. Madde miktarından bağımsız olması üçüncü öncülümüz doğru olacaktır. Çünkü ayırt edici özellikler madde miktarından bağımsızken ortak özellikler madde miktarına bağlıdır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı olacaktır diyoruz. X, Y ve Z saf maddeleri ile ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre oda koşullarında biri katı, biri sıvı, diğeri gaz olan X, Y ve Z için aşağıdaki ayırt edici özellik madde eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Baktığımız zaman X maddesinin bir molü oda koşullarında 14,78 cm küptür. O zaman x'in sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Y maddesinin 1 atmosfer basınçta donma noktası 40 derecedir. Katı halde olduğu için bunun katı olduğunu söyleyebiliriz. Geriye de gaz hali kaldı arkadaşlar. Ona da Z maddesi 1 atmosfer basınçta eksi 78,5 derecede süblimleşir demiş. Şimdi baktığımız zaman öz ısı 3, maddenin 3 hali içinde ortak özelliktir. Dolayısıyla B, C ve D seçenekleri kalıyor. Devam edelim. Katı hal Y'di. Esneklik katılar için ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla D şıkkı kaldı. de kaynama noktası sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Güzel bir soruyla karşınızdayım. Diyor ki kütle hacim değişiminin grafiği yukarıda verilen saf x maddesi ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Grafiğimize baktığımızda birinci kısımda kütle ve hacmin doğru orantılı olarak arttığını görüyoruz. Öz kütle eşittir m bölü v'den kütle ve hacim doğru orantılı artıyorsa öz kütle ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Bu durumda sıcaklık da sabit olacaktır. İkinci duruma baktığımızda ise hacim artarken kütlenin sabit kaldığını görüyoruz. Yine yoğunluk eşittir m bölü v dediğimizde hacim artarken kütle sabit kalıyorsa yoğunluk ne yapacaktır? Azalacaktır. Bu durumda ise sıcaklık arttığını söyleyebiliriz. Birinci öncülde birinci aralıkta saf x katısının sıcaklığı sabittir. Birinci aralıkta sıcaklık sabit demiştik. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci aralıkta saf x gazının sıcaklığı arttırılmıştır. Sıcaklık arttırıldığında hacim artmış ancak kütle değişmemiştir. Dolayısıyla ikinci öncülde doğru olabilir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda x maddesi esnek bir balon içerisindedir. Esnek bir balon içerisindeyken sıcaklık arttırıldığında hacim artacaktır arkadaşlar. Böylece öz kütle azalacaktır. Yani üçüncü öncülümüz de doğru olabilir. Dördüncü öncülümüze baktığımızda birinci aralıkta öz kütle sabit. ikinci aralıkta artmaktadır diyor. Hayır ikinci aralıkta öz kütle azalmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap 1, 2, 3 yani D seçeneği olacaktır.